Sevgili seyirciler, insanlar vardır ki gözü dünyadan başka bir şey görmez. Zannederler ki bütün yaşadıkları dünyadan ibarettir. Onların bütün himmetleri, gayretleri dünya içindir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu gibi insanlara dünyadan istedikleri şeylerin, onların arzu ettiklerinin verileceğini bildiriyor. Ama hayat sadece dünyadan ibaret değil ki. Dünyada insanlar ne kadar kalacaklarını bilmiyorlar. Ama buna rağmen dünyaya olan himmetleri çok fazla. Aslında İslamiyet'te insanları dünya işlerinden soğutmak diye bir şey de söz konusu değil tabiatıyla. Ama insanoğlunun dünya hayatında, dünya işlerine dalarken hiçbir zaman kapris ve ihtiraslar içerisinde, hırs içinde boğulmaması, kendi esas hedefini kaybetmemesi de ona telkin edilmiştir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak insanın çabuk ele geçen nimetlere fazla itibar ettiğini ve bundan dolayı da bütün himmetini, bütün gayretini o noktaya tekşif ettiğini haber veriyor. Aslında insanoğlu dünya için elbet çalışacaktır ama onun dünya hayatını da dengeleyen, ona dünya hayatında da muazzam bir moral ve maneviyat gücü sağlayacak olan ahireti insanın ihmal etmemesi lazım. Ahiret hayatını ihmal ederse insan meşruiyet çerçevesi içinde de kalamaz. Çünkü dünyada şu veya bu şekilde eline geçen her şeyin kendisi için bir kar ve menfaat olacağını düşünür, bencilleşir, hodgam hale gelir insan o zaman. Egoizm artar. Bu bakımdan insanoğlu aradığı huzur ve rahatı da bulamaz. Onun için ayet-i kerimede Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne yuridul acilete accelnâ lehu fîhâ mâ neşâ'u limen nuridu sümme ceannâ lehu cehennem yaslâhâ mezmûmen medhûrâ. Sadakallâhul azîm. Kim çabuk ele geçen dünya nimetlerini isterse, onları arzu ederse, dünyada ona o çabuk ele geçen nimetleri biz çabucak veririz. Kendi isteklerine onu kavuştururuz. Limen nuridu, dilediğimiz kimselere. Sümme cealna lehu cehennem. Sonra o insanın bütün himmeti, bütün maksadı dünyaya ele geçirmek olduğu için ahireti hiç düşünmediğinden yarın kıyamet gününde ahirette onun gireceği yer cehennemdir. Ona cehennemi veririz biz karşılık olarak ahiret için. Yaslaha mezmûmen medhûra. Zemmedilmiş, kötülenmiş, aşağılanmış ve Allah rahmetinden, ilahi rahmetten kovulmuş olarak o cehenneme o girer. Ve men eradel ahirete. Kim ahireti ister, arzu ederse, ahiret saadetini hedef olarak görürse, ve sa'a leha sa'yaha, ahiret için de bütün gücüyle çalışırsa, ve huve mu'minun, imanlı olarak Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın bildirdiklerine şeksiz ve şüphesiz, tereddütsüz inanarak ahiret için çalışırsa bir kimse, fe ulaike kâne sa'yuhum meşkûrâ, işte bunların çalışmaları en mükemmel şekilde karşılığını bulacak, mükafatlandırılacaktır. Kullen, inanan ve inanmayan, mümin veya kafir, muti veya isyankar, kim olursa olsun, bunların hepsine nümiddu haulâi ve haulâi, ona da buna da, inanana da inanmayana da, mümine de kafire de, itaatkar olana da isyankar olana da biz Cenab-ı Hak imdad ederiz, ihsan ederiz. Min ata'i rabbik, Rabbinin ihsanlarından veririz. Dünyada Cenab-ı Hak kullarını, kafirleri, münkirleri, münafıkları aç bırakmıyor. Dünya nimetlerinden onları mahrum etmiyor Cenab-ı Hak. Dünyada iman edenlere de imansızlara da hepsine nimetlerini veriyor Cenab-ı Hak. Hepsine dünya imkanlarından faydalanma
fırsatını vahşediyor Allahü Teala. Ve ma kana ata'u rabbike mahzura. Allahü Teala'nın ihsanı kimseden engellenmiş, men edilmiş değildir. Hazar kelimesi men etmek manasına. Mahzur kelimesi men edilmiş demek, haram kılınmış manasına. Yani Allah'ın lütfu keremi hiç kimseden esirgenmemiştir. Hiç kimseden, hiç kimseye, hiçbir insana sana bu yoktur denmemiştir Allahü Teala. Bütün herkese nimetlerini saçmıştır Allahü Teala. Unzur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd. Bak bir insanlar arasında onları birbirinden ne kadar farklı, biri diğerinden üstün hale getirdik. Kimi zengin, kimi fakir. Kimi sultan, kimi köle. İnsanlar arasında kimi hizmetçi olmuştur, kimi bey olmuştur. Dolayısıyla bütün insanlar birbirinden farklı konumlarda, birbirinden farklı pozisyonlarda bulunmaktadır. Allahü Teala'nın bunda büyük hikmeti var. Velel ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tahtila. Dünyada bu böyle ama gerçek derecelendirme ve gerçek üstünlük ahirette ortaya çıkacak. İnsanlar Allahü Teala'nın rızasına uygun hareket ettikleri takdirde ahirette çok yüksek mertebe ve derecelere yükselecekler. Allah'a isyan edenler ise onlar esfele safiliğine gidecekler. Cehennemin derekatına yuvarlanacaklar. Aralarında muazzam ve korkunç bir uçurum meydana gelecektir onlar. Ahiretteki dereceler birbirinden çok daha farklı ve birbirinden son derece kabili kıyas olmayacak derecede farklı olarak, ayrı olarak tecelli edecektir buyuruyor Cenab-ı Hak. La tec'al ma'allahi ilahen ahara. Allah-u Teala ile birlikte bir başka ilah düşünme. Cenab-ı Hakk'ın bir ortağı, bir benzeri, bir dengi olamaz. فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْزُولًا. O takdirde eğer böyle yapacak olursan, Cenab-ı Hak'tan başka bir ilahın peşine düşecek, bir tanrı veya puta tapacak olursan eğer, o zaman sen son derece zemmedilmiş, kötülenmiş ve rezil olmuş bir hale düşersin. Ve kadâ rabbuke, Rabbin hükmetmiştir, emretmiştir. Ellâ te'budû illâ iyyâhu. Sadece ve yalnız kendisine kulluk etmenizi emretmiştir Cenab-ı Hak. Ve bil valideyni ihsana. Ve ana babaya, ebeveyne en güzel şekilde davranmayı, onların gönüllerini alacak şekilde, hatırlarını hoş tutacak bir muameleyle onlara güzel ve iyi davranmayı emretmiştir Cenab-ı Hak. İhsan ile davranmayı emretmiştir. İmma yebluganne indekel kibara. Ehaduhuma. Onlardan birisi. Veya evkilahuma. Veya ikisi birden. Senin yanında ihtiyarlık ve pirifanilik, yaşlılık haline ulaşacak olurlarsa eğer, olur ya elden ayaktan düşerler, erzeli ömre gelirler, elleri ayakları tutmaz, dilleri söylemez, akılları çalışmaz hale gelebilir. Zavallı ve aciz duruma düşerlerse, muhtaç hale gelirlerse senin yanında onlar, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Bıkkınlık ve usanç alameti olarak onlardan bıktığını ve onlardan usandığını ifade edecek bir kelime olan üf bile deme onlara. Ay artık sizden de usandım şeklinde bir söz, bunu ifade edecek bir lafız ağzından çıkmasın. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Onları azarlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Onlara kerim, hoş, güzel sözler söyle. Gönüllerini alacak sözlerle onları hoş tut. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. Onlar merhamet ve şefkate muhtaçtır. Onun için sen onlara tevazu kanatlarını indir. Sen kendin hangi sosyal mevkide olursan ol, maddi gücün ne olursa olsun, insanların sana karşı tavır ve hareketleri ne durumda olursa olsun, sen ister hakir, ister aziz ol.
İster zelil ol, ister şerif ol. Sen ne olursan ol, anne ve babana karşı daima son derece mütevazı ve mahviyetperver olmak zorundasın. Onlara alçak gönüllü davranmak zorundasın. Onlara sen tevazu kanatlarını indir. Miner rahmeti acıyarak. Vaktiyle sen çok aciz ve zavallıydın. Şefkate muhtaçtın. Onlar sana büyük bir fedakarlıkla merhamet ve şefkat kanatlarını açtılar. Seni kucaklarında büyüttüler, kordular. Her türlü maddi ve manevi tehlikelere karşı bizzat kendi göğüslerini siper ettiler. Ve kur rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. Ya Rabbi, onlar beni nasıl küçükken eğitmiş, terbiye etmiş, benim ihtiyaçlarımı görmüşlerse, sen de onlara merhamet et ya Rabbi, onlara rahmetinle tecelli et ya Rabbi diyerek, onlar hakkında Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulun. Ne kadar güzel Allahü Teala vefakarlığın ne olduğunu, ana baba hakkını en belli ve veciz şekilde bize öğretiyor Cenab-ı Hak. Rabbukum e'lemu bima fi nufusikum. Sizin gönüllerinizde olan, sizin kalbinizde ve ruhunuzda olan, kafanızda olan düşünceleri Cenab-ı Hak en iyi şekilde bilmektedir. İn tekunu salihine, eğer siz Allah'ın rızasına uygun hareketlere tevessül eder, Cenab-ı Hakk'ın rızasını tercih ederseniz, fe innehu kâne lil evvâbine gafûrâ. Allahü Teala tevbe eden, hatadan vazgeçen, abe yeubu bir mana raca'a yerci'u. Evvab demek hatadan dönen, rucu eden, tevbe eden manasına vazgeçen. Allahü Teala tevbe eden kimselere karşı çok bağışlayıcıdır. Fe innehu kâne lil evvabine gafura. Gafurdur Cenab-ı Hak, evvabin yani tevbe eden, hatadan vazgeçen ve Cenab-ı Hakk'a iltica eden kimselere gufranıyla tecelli eder. Ve ati zel kurbe hakkahu. İnsanların sosyal ilişkileri, içtimai hayat içerisindeki vecibelerini anlatırken Cenab-ı Hak buyuruyor ki siz fazla bencil ve egoist olmayın. Kendi hali vaktiniz yerinde olabilir. Kendi maddi imkanlarınız elverişli olabilir. Bununla siz kendiniz rahat ve huzur içinde yaşayıp da başkalarını unutacak değilsiniz. Akrabadan, yakınlarınızdan ihtiyaç sahibi olanlara hakkını veriniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve ati zel kurbe hakkahu. Akrabanıza, yakınlarınıza, sizinle hukuku olan kimselere, karabetiniz olan kimselere haklarını verin. Vel miskine, fakiri görüp gözetin. Vebne sebili, yolda kalmış insanların elinden tutun. Olabilir insan kendi memleketinde hali vakti yerinde olan zengin bir kişi olabilir ama yolculuk dolayısıyla son derece mahrum ve mustar duruma düşmüş olabilir. İşte böyle yolda kalmış, çaresiz kalmış olan kimselere de yardım edin. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Ve siz elinizdeki maddi imkanları, elinizdeki nimetleri faydasız ve lüzumsuz yere saçıp savurmayın. Bezzera yübezziru tebziran kelimesi lüzumsuz ve faydasız işlerdeki harcamalar için kullanılıyor. Bir insan faydalı ve yararlı olan işlere ne kadar harcarsa harcasın buna tebzir denilmiyor. Ama lüzumsuz bir yere küçücük bir şey harcaması bile insanın az bir miktarı oraya sarf etmesi bile tebzir oluyor. Saçıp savurma oluyor. İnnel mübezzirine. Saçıp savuranlar, Allah'ın verdiği imkanları şuursuz bir şekilde harcayanlar, zararlı yerlere sarf eden kimseler, kânû ihvâneşşeyâtin, şeytanın avenesidir, şeytana benzer insanlardır. Çünkü onun telkinlerine, onun aldatmalarına kulak vermiştir, daima zararlı yollara tevessül etmiştir. Şeytan insanı azıtmak ister, dalalete düşürmek ister, fıskı fucura iter. Dolayısıyla bu gibi insanlar da faydasız yere, zararlı yerlere mallarını harcamak suretiyle adeta şeytana yardımcı olmaktadırlar. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Şeytan Rabbine karşı son derece nankör ve son derece küfran nimet içinde bulunan
Allah'ın emirlerine karşı asi olan bir varlıktır. Onun için siz onun yoluna gitmeyin. Onun gibi nankör olmayın. Küfranı nimete düşmeyin. Allah'ın verdikleri, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiklerinin kıymetini bilin. Onları en iyi şekilde, en faydalı yollarda değerlendirmeye bakın.